Amerikan basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Washington Post, Başkan Trump'ın Rusya soruşturmasını tamamlayan özel yetkili savcı Robert Mueller'a yönelik saldırılarını yeniden başlattığını yazıyor. Habere göre Trump'ın suçlamaları Mueller'ın soruşturmayla ilgili olarak kamuoyunun önünde ilk ve son kez yaptığı açıklamayı izledi. Trump Twitter'da bir dizi mesajda ve gazetecilere yaptığı açıklamada Mueller'ı ön yargılı bir soruşturmacı olmakla suçladı. Geçmişte iş konusunda yaşadıkları bir anlaşmazlık nedeniyle Mueller'ın kendisine karşı ön yargı beslediğini öne süren başkan, Mueller FBI'da iş istemiş ve alamamıştı. Ertesi günde özel yetkili savcı olarak atandı. Bu durumda hakkınızda nasıl bir yargılama yapacağını düşünürdünüz ifadelerini kullandı. Oysa özel yetkili savcılık raporuna göre eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon, Trump'ın Mueller'ın ön yargılı olduğu iddiasının çok saçma olduğunu, özel savcılık görevini yürütmesini engelleyecek hiçbir sakınca bulunmadığını kaydetmişti. Wall Street Journal ise Başkan Trump'ın Meksika ihraç mallarına ek gümrük tarifesi uygulamaya hazırlandığını bildiriyor. Gazete planın amacının Orta Amerika ülkelerinden Amerika'ya uzanan göç dalgasını kesmek ve Meksika'yı bu göç dalgasını sınırda durdurmaya zorlamak olduğunu yazıyor. Habere göre Trump yönetimi 10 Haziran'dan itibaren Meksika'dan ithal edilen ürünlere %5 oranında gümrük tarifesi uygulamasına başlayacağını bildirdi. Başkan göçmenleri durdurma konusunda tatmin edici adımlar atmaması halinde bu oranı 1 Ekim'e kadar %25'e kadar çıkaracağını duyurdu. Trump, Meksika'nın kaçak göçü durdurmak için gereken etkili hamleleri yapması üzerine ise uygulamanın kaldırılacağını kaydetti. Sosyal sorunların vergiler ya da baskıcı uygulamalarla çözülemeyeceğini söyleyen Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador ise göç meselesiyle ilgili daha derin diyaloğa girilmesi çağrısında bulundu. Wall Street Journal ayrıca Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının ve son olarak Trump yönetiminin Meksika'nın ihraç ettiği ürünlere ek gümrük tarifesi uygulama planının Amerikan Merkez Bankası'nı zor durumda bıraktığını yazıyor. Gazete ticaret konusundaki gerginliklerin Merkez Bankası'nın şu anda takındığı faiz oranlarına müdahalede bulunmama tavrını zora soktuğu yorumunda bulunuyor. Tahvil yatırımcılarına göre ekonominin zayıf seyretmesi durumunda Merkez Bankası ekonomiyi canlandırmak için faiz oranlarını düşürme yoluna gidebilir. New York Times'ta New York'ta 11 Eylül 2001 saldırılarının yapıldığı sıfır noktası olarak bilinen eskiden İkiz Kuleler'in şimdi ise hayatlarını kaybedenler için inşa edilen anıtın bulunduğu yerde dün yeni bir anıt daha açıldığını yazıyor. Habere göre Memorial Glade adı verilen ve dün açılan anıt saldırılardan hemen sonra bölgeye intikal eden ancak burada maruz kaldıkları zehirli gaz ya da maddeler sonucu oluşan hastalıklar nedeniyle yıllar sonra yaşamını yitiren itfaiyeci, polis ve acil sağlık görevlilerini onurlandırıyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Basın özetlerine hafta içi her gün amerikanensesi.com adresinden ulaşabilirsiniz.